Selamünaleyküm. Bak sayfa sözler 387 Emhumul Musaittirun Veyahut aklı hakim yapan mutahkim, mutezile gibi kendilerini Halik'in işlerine rakip ve müfettiş tahayyül edip Halik-i mesul tutmak mı istiyorlar? Sakın futur getirme peygamere söylüyor. Öyle hudbinlerin İnkarlarından bir şey çıkmaz. Sen de aldırma. Bak buradan o kadar kanunlar çıktı ki. Bir tanesini söyleyeyim. Burada Mutahakki Mutezile gibi onları söylüyor. Çünkü Mutezile aklı hakim yapar. Aklı esas yapar. Kur'an'ı ve Kur'an'ı kendi aklına göre yorumlar. Hazreti Şerifleri kendi aklı e, merkezli Hadis midir değil midir der ve kafasına yatmayan hadisleri inkar eder. Dolayısıyla bir hadis inkar etmek ayet inkar etmek usulünden olduğundan ne diyor biliyor musun bak sakın futun getirme öyle hotbinlerin inkarlarından <laughs> inkar 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 peki inkarcı inkarcı oluyorlar ama haberleri yok inkar. Şimdi ben e, Kur'an'ı kendi aklına göre yorumlayan, bak Kur'an'ı aklına göre yorumlayan Kur, Peygamber ve Vesselam'ın hadisleri ile izah etmeyen iki e, Kur'an'ı Peygamber ve Vesselam'ın hadisi şeriflerine göre yorumlamayan zaten asın imamlarına mezhep imamlarına muhadisleri, hadis imamlarına zaten inanmaz. Peki bunları nasıl anlarsın? Buradan çıkarttım. Bak bunlar peygambere aklını teslim etmeyen kafada bir zorbacı olur. İki tahakküm eden. Üç hakimlik taslayan. Dört başkasına hak tanımayan. Beş kendi lezzet ve menfaatını takip eden. 6 bencildir, 7 enaniyetlidir, 8 kibirlidir. Düşündüm dün akşam kendi lezzet ve menfaatını takip ediyormuş. Aklı peygambere teslim etmeyen, aklına aklıyla hakim olmaya çalışan. Ya lezzet ve menfaat burada yok ki. Bak. İnsan İmam Azam'a niye uy uyayım? İmam Şafii'ye niye uyayım? Bu insanlar Enaniyetli, kibirli olduklarından dolayı başkalarına tabi olmayı yerlerler. Yani kabul etmezler. Bunlar lezzet ve menfaat niye? Milliyetçilik de öyledir. Milliyetçiliğin temeli kökünde e, lezzet vardır. Yani nasıl lezzet vardır? E, şöyle lezzet var. Üstünlük taslamaktan biz, ben demekten. Bir de, ee, i̇nsan insan e, kendi kendini Kendiyle yönetmeye kimi tezle böyledir. E, düşüncesi insana nefsani şeytani bir lezzet verir. Şeytan bunu pompalar yani. Bu sefer ben merkezli olduğundan işte milliyetçilik de böyledir. E, bu aklı hakim yapanlar, aklını aklıyla yönetenler Düşüncelerini düşünceleriyle e, yönetmeye kalkanlar bilmezler ki Aklı aklına bela olmuş Aklı aklına bela olursa Hangi akılla bela olmuş aklını defedecek? Bugün insanlığın inim inim inlemesinin sebebi Düşüncelerinin düşüncelerine bela oluşundan değil mi? Düşüncelerin düşüncelerine bela olursa Kurt gövdeye girmişse neyi neyle def edeceksin? Yol bu. Nedir o? Aklı kendine hakim yapmayacaksın. Aklı kendine hakim yaparsan zeki olursun. Aklı peygamber ve takipçilerine, peygambere, Kur'an'a olmuyor. E, mutezili oluyorsun. Peygamber'e, peygamber aleyhisselatü vesselam. Çünkü Kur'an'ın yorumudur. Peygamber aleyhisselatü vesselam e, hadis-i şerifleri ve hayatı kendisi... Kur'an'ın yorumudur. Kur'an'ın hayattaki iz düşümüdür, açılımıdır, vücud alicisidir. Onsuz, peygambersiz akıl da bu olur. Zorbacı olur, tahküm eder, hakimlik taslar, başkasına tanımaz, kendi lezzet ve menfaatini takip eder, bencil olur, enanet ve kibirli olur. Peki bu bize ne getirir yani karı nedir? Karı şu, mutezileyi bildin böyle böyle oluyormuş. E, tam da bu malumattan başka ne kar var? Bana faydası ne? Eğer sende, bende, sorbacı, tahakküm eden, hakimlik taslayan, başkasına hak tanımayan, kendi lezzet ve menfaatını takip eden, bencil, enanetli ve kibirli olursak, bil ki bu akıl peygambere bağlı değil o nispette. Peygambere bağlılık nispetinde peygambere bağlı nispetinde bu olmaz. Bu varsa demek ki akıl sana bağlı. Aklın aklına bağlı. Karı bu. Selamun aleyküm.